ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala tekrar hoş geldiniz. İsmim Rezan. Bu haftaki videonun konusu daha önce sorulardan gelen, daha önce hiçbir sergiye katılmamışsınız ve yeni mezun olan bir öğrencisiniz ya da bu alana yeni kayan, sanat ve tasarım işlerine yeni başlayan, sektör değiştiren ve sergilere katılmak isteyen biriyseniz nasıl sergilere katılırsınız? Bugün ondan bahsedeceğim. En basit, en akla gelen yöntemle başlamak istiyorum. Eğer bir öğrenciyseniz ya da bağlantılı olduğunuz bir sanat ya da tasarım kuruluşu varsa, onların sene sonu öğrenci sergisine katılarak ya da yıl içerisindeki öğrenci sergilerine katılarak okul içerisinden sergi deneyimi kazanabilirsiniz. Benim sergilere katılma deneyimim bu şekilde başladı. İlk sergim çizim dersi aldığım kursun organize ettiği İstanbul'daki bir galerideki sergiydi. 16 yaşında bu sergiye katıldım. Ve karma bir sergiydi. Birçok farklı kişiyle, farklı sanat eserinin olduğu, her farklı boyuttan malzemenin yer aldığı. Karma bir sergiydi. Bir hafta gibi sürdü diye hatırlıyorum. Epey bir zaman geçti üzerinden. Bu katıldığım çizim kursuyla bir sergi yapma deneyimim oldu. Ve ertesi sene yine aynı çizim kursunun bir sonraki yılki sergisine katılmıştım. Bu da lise zamanlarında. Ve sonra üniversiteye başladım. Üniversiteye başladığımda ise okulun kendi öğrencilerine açık çağrı yaptığı ya da bölüm içerisinden bizim zaten katılmamızı istedikleri, bölüm içerisinden belli bir komitenin ya da öğretmenlerin seçtiği işlerle oluşturulan sergiler vardı. Bu şekilde okulun kendi sergilerine katılmaya başladım. Okulun kendi binaları ve galeri alanları olduğu için sergileri buralarda yapıyorduk. Zaten hani yaptığınız proje işi alıp sergi açılmadan birkaç gün önce sergi alanına bırakıyordunuz ve oradaki diğer sorumlu öğrenciler onu yerleştiriyordu ya da siz başında durup kendiniz yerleştiriyordunuz, kendiniz asıyordunuz. Yurt dışında yani değişim programına gittim Paris'te. Karanlık oda, siyah beyaz fotoğraf çekim tekniklerini öğrendiğimde oradaki Speos Fotoğraf Okulu'nun da bir sergisine katılma fırsatım oldu. Yine bu da bir ders aracılığıyla sergiye dönüşen bir projeydi. O okulun da yine aşağıda sergi alanı vardı ve bize dediler ki 6 haftalık çalışma sürecinin sonunda şu kadar işi seçmenizi ve sergilemek üzere hazırlamanızı istiyoruz dediler. Bu tabii çok böyle öğrenci sergisi olduğu için fotoğrafları çerçeveletecek ya da büyük bir hazırlık yapacak vaktimiz olmadı. Aynı zamanda Paris'te zaten çok kısa bir süre orada yaşadığım için nereye gidilir, nasıl çerçeve yaptırılır fazla bir fırsat olmadı. O yüzden orada bize verilen imkanlar içerisinde galiba iki taraflı bant ya da o Uhud takları kullanarak o şekilde fotoğraflarımızı asmıştık. Eğer üç boyutlu bir iş olsaydı yine sanırım okulun sergiye yönelik kaideleri ve sergi üniteleri var. Onları kullanacaktık. Öğrencilik yılları bu şekildeydi. Sonrasında ise bu ikinci aşamaya geçiyorum şimdi. Yani eğer okul aracılığıyla sergileme fırsatınız olmazsa ya da artık okul yılları geride kalmış ve böyle bir eğitim sürecinde sergileme şansınız olmadıysa bir diğer alternatif siz kendi karma sergilerinizi organize edebilirsiniz. Bunun ilk yolu birlikte sergilemek isteyen kafa dengi ve birlikte iş yapabileceğiniz birkaç kişiyle anlaşıp organize olup nerede sergi yapmak istediğinize karar verip, çünkü sergi yapacağınız zaman en önemli şeylerden biri mekan. Benim önerim sergileyeceğiniz mekanı daha önceden orada bir sergi varken açılışına gitmeniz, gezmeniz ve oradaki insan sirkülasyonuna bakmanız. Siz göstereceğiniz iş oradaki kitleye hitap ediyor mu? Gösterdiğiniz iş insanların sık uğrayabildiği, gelip gidebildiği bir yerde mi? Çünkü serginin amacı oraya insan çekmek, o insanlarla tanışmak, mümkünse belki bir satış yapmak ya da basında yer almak. Çok uzak, hani kimsenin gidemeyeceği ya da gittiğinde başka yapabileceği hiçbir şeyin olmadığı, biraz böyle alakasız bir yerdeyse o sergiden iyi bir verim alamayabilirsiniz. O yüzden birlikte sergileyeceğiniz insanlarla gidip orada bir saha çalışması yapmak. Benim böyle karma katıldığım sergilerin çoğunda böyle yaptım. Bir tanesi Milano Tasarım Fuarı'ydı. 5 firma gibi katıldık. Ben öğrenciydim. Birkaç kişi daha öğrenciydi. Diğerleri firmaydı. 20 metrekarelik bir alanı ayarlayıp o alanı 5 metrekare olarak katılımcı sayısına böldük. Aynı zamanda da serginin genel bir temasını oluşturduk.
Böyle bir karma sergide çok hani konu dağılsın ve herkes ayrı telden çalsın istemiyorsanız bir tema belirlemek genelde güzel oluyor. Serginin başlığını belirlemek, temanın içerik yazısını önceden hazırlamak, eğer bu malzemeyle mi ilgili, üretim süreciyle mi ilgili yoksa tamamen soyut bir konuyla mı ilgili, onun üzerine biraz düşünüp o tema üzerinden sergileyeceğiniz işleri seçmek güzel olacaktır. Aynı zamanda o sergiyi bir bütünlük oluşması açısından kaidelerin, yazıların, muhtemelen orada kullanılan diğer araç gereçlerin bir bütünlük oluşturması da iyi olacaktır. Ve benim önerim bu. Yani eğer İstanbul'da ya da Türkiye'de başka bir yerde sergi yapacaksanız, tanıdığınız, boş alanı olan, mal sahibi, dükkan sahibi birisinin mesela 2-3 hafta boş kalan bir mekanı varsa ya da tanıdığınız birisinin hani şehir merkezinde insanları sık gidip geldiği, sizin bir süreliğine kullanabileceğiniz bir alanı varsa ya da tanıdığınız bir mağaza, dükkan, kafe, restoran gibi bir yerde bile olabilir bu. Hani biz buradaki küçük bir alanı sergi için kullanabilir miyiz diye tanıdığınız insanlarla iletişim kurup orada bir işbirliği yapabilirsiniz. Bu da sizin aslında sıfırdan bir mekan kiralama masrafınızı da biraz azaltmış olur. Eğer bu mümkün değilse bu sergi yapılacağınız mekanla belki satış olacaksa satış üzerinden bir komisyon konuşabilirsiniz. Böylelikle sizin serginizin satışının olan gelir belki mekanın kirasını çıkarmış olur. Bunun gibi böyle bir anlaşma da yapılabilir. İki tarafında kazanç sağladığı, iki tarafında belki avantajına olan ve illa maddi olmayan başka bir sonuç elde etmiş olursunuz. Yani bu konu çok hassas bir konu. O yüzden hani şunu şöyle yapın diye net bir şey söyleyemiyorum. Ama sınırlı bütçeyle de sonuçlar elde edilebiliyor. Sonrasında bu serginin hazırlık sürecinde de bu bir önceki videoya çok benzeyecek. O yüzden tekrarlamak istemiyorum ama serginin mesela başlık, kurumsal kimlik ve kimlerin sergileyeceği, hangi işlerin sergileneceği gibi konuları netleştirdiğinizde aslında bütçelere, hibelere ve sponsorluklara da başvurabilirsiniz. Bunun için bir sponsorluk dosyası hazırlamanız gerekiyor. Bunu ben Milano Fuarına katılırken yapmıştım. O zaman süremiz çok az olduğu için sponsor bulma şansımız olmadı ama yeteri kadar erken bir sürede başlarsanız belki bir sponsor bulabilirsiniz ya da en azından sergi yöneticilerini sponsor olan bir mobilya firması karşılayabilir ya da onun lojistiğini birisi destek olabilir. Bunun gibi yine başka sergi aşamalarından daha kolay sonuç elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Sponsorluk dosyasının içerisinde ben genelde PDF olarak hazırlıyorum InDesign'da. Başlık, güzel grafik tasarımı kullanarak serginin teması ve metnine uygun font, yazı rengi, içerik, bir portfolyo hazırlamak gibi bu biraz düşünün. Ve katılan insanların belki küçük bir portre resmi, küçük bir özgeçmişi ve daha sonra da sergilenecek işin içeriği, malzemesi bu gibi yazıları ekliyorum. Ondan sonra da bunu iletişim kuracağınız firmadaki insan kaynaklarına ya da bu sponsorluk projeleriyle ilgilenen yetkili kişiye mümkünse ismini öğrenerek iş saatlerinde düzgün bir zamanda ulaştırmanızı öneririm. Çünkü bunu mesela hafta sonu alakasız bir saatte atarsanız görülmeyecek. Sevgili firma gibi yazdığınızda onun kime gideceği belli olmadığı için ve gün içerisinde yüzlerce mail geldiği için yine istediğiniz kişiye ulaşmayabilir. O yüzden sponsorluk dosyasında bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra sergi alanında önemli olan diğer şeylerden biri. Bu belki ilk sergide, ilk aşamada önemli olmayabilir ama ben artık katıldığım bütün sergilerde buna dikkat ediyorum. Çünkü katılan insanların çeşitliliği ve o sergiyi görebiliyor olmaları benim için önemli. O yüzden erişilebilirlik, yani tekerlekli sandalyeyle ya da belli hareket kabiliyeti sınırlı insanların oraya kolayca gelebilmesi, aracından inebilmesi veya bir rampadan kolaylıkla çıkabilmesi ya da tamamen düz ayak olması ya da asansör olması bunlar benim için önemli faktörler. Yine sergilerde artık çoğu müzeye, fuara gittiğinizde görme engelli, işitme engelli, okuma, disleksi gibi sınırlamaları olan insanlara yine serginin ulaşılabilir olması için çeşitli katmanlar ekleyebilirsiniz. Ve mesela sergi etiketlerine ekleyeceğiniz bir arayüz ya da bir QR kod veya eğer mümkünse bir kabartmayla Braille alfabesi yine sergiye farklı insanların da ulaşabilmesini sağlayacaktır. Sergi daha önce hiç katılmadıysanız konusuna geri dönerekten açık çağrı, yarışma ve fonları araştırmak bence bu da çok önemli. Ben haftada bir günümü halen
çeşitli açık çağrılara, başvurulara ve yarışmalara başvurarak geçiriyorum. Onlara bakarak benim başvurabileceklerim neler, bunların son başvuru tarihleri nedir, şartnameleri, katılım koşulları nedir, fikri mülkiyet olarak nelere bakıyorlar, ben masrafın ne kadarını karşılamam gerekiyor, onlar ne kadarını karşılıyorlar gibi bir sürü yarışma imkanı var ya da açık çağrı. Ve mesela 35 yaş altı insanlara ya da 30 yaş altı insanlara genelde ücretsiz katılım veya ücretsiz katılım ama sadece işte lojistik ve eserin üretilmesi gibi bir kısmının karşılanması gibi bir sürü sergiler oluyor. Hatta mesela geçen yıl ben Venedik Cam Haftası'na bu şekilde katıldım. 35 yaş altı cam sanatçılarına olan çağrıya katıldım ve şehrin merkezinde çok güzel bir eski palazzonun yani eski bir böyle sarayımsı bir binanın giriş katında sergileniyordu. Yine dediğim gibi giriş katı olması da benim için önemliydi. Hani insanların böyle girip saatlerce sergi nerede diye aramasını istemiyordum. Merkezde olsun, ulaşımı kolay olsun, kolay bulunabilen bir sergi olsun ve bunun tabii ki internet sitesinde, directory yani bütün bu rehberlerinde, duyurularında serginin nerede yer aldığını da yazıyorlar. Bunlar yine önemli faktörler. Çünkü bu sergilere katıldığınızda ziyaretçi olan kişilerin o sergiyi kolay bulması önemli. Böyle İstanbul Bienali ve çeşitli sergiler, mesela Zilberman'ın Genç Yeni Farklı diye bir açık çağrısı oluyor her sene. Galiba Siemens'in Yörüngeler diye bir açık çağrısı oluyor. İstanbul Belediyesi'nin açık çağrısı olduğu sergiler oluyor. Önemli olan bu sergilerin duyurularını ve başvurularını yakından iyi takip edebilmek ve başvurularınızı eksiksiz bir şekilde güzel fotoğraflarla, açıklamalarla hazırlayabilmek. Ondan sonrası da işin eğlenceli kısmı, eserin üretimi ya da hazır zaten üretilmiş bir eserse o eserin oraya götürülmesi, hazırlanması gibi detaylar var. Bu videonun çok uzamasını istemiyorum. Bu videoyu iki kitap önerisiyle bitirmek istiyorum. Bir tanesi The Curator's Handbook. Adrian George'un yazdığı, linkini aşağıya bırakacağım. Diğeri de How to Become a Successful Artist, Magnus Reh diye bir yazarın kitabı. Bunlar İngilizce, genelde İngilizce'de bulunuyor ama online, dijital indirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'de de Ahuant Ben'in sergiler ve sanat eserleriyle ilgili çok iyi yazılı kaynakları ve kitapları bulunuyor. Onu da kesinlikle öneririm. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta sergi yazılarını nasıl tasarlarsınız ve hazırlarsınız onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Kanala abone olursanız da yeni videodan haberdar olacaksınız ve bildirim alacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.